Canlarım selam ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarma TYT matematik soru bankasında EBOB EKOK sayfa 65-66'dayız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 1 ile 2'nin toplamı 3'e eşit. 4, 5, 6'nın toplamı 7, 8'e eşit. 9, 10, 11, 12'nin toplamı 13, 14, 15'e eşit. Mesela burada 2 tane var, 3 tane var, 4 tane var. Burada 1, 2, 3 tane var. Burası da birer birer artıyor, burası da birer birer artıyor. Sol taraftaki sayıların toplamı sağ taraftaki sayıların toplamına eşit. Buradaki verilen sayı dizisinin 25. satırında bulunan ilk sayı ile 15. satırında bulunan ilk sayı arasındaki fark kaçtır? Şimdi burada aslında bizim odaklanmamız gereken yer şuradaki baştaki sayılar. Farkındaysanız burası 1'in karesi. 4 dediğin ifade 2'nin karesi. 9 dediğin ifade 3'ün karesi. Yani 3. satır 3'ün karesiyle başlıyor. 2. satır 2'nin karesiyle başlıyor. Birinci satır birin karesiyle. O zaman 25. satır tabii ki 25'in karesi ile başlayacak. Peki 15. satır da 15'in karesi ile başlayacak. Bunların arasındaki farkı sormuş. 25'in karesi 625, 15'in karesi 225. Bunların farkını aldığı zaman da 400. Yani birinci sorumuz C şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Pozitif bir n tam sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kümesi sn ile gösterilmektedir. Örneğin s12, 12 sayısını bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 12 şeklindedir. Buna göre s144 ile s360 kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi biz bunların hemen ne yapacağız? Mesela 144'ün elemanlarını bulabiliriz. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, ondan sonra 6 olabilir. Bu böyle gidiyor. Burası da 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Böyle gidiyor. Dikkat ettiğiniz zaman bunların kümesini bulacağız, bunların da kümesini bulacağız ve buradaki kümeleri kesiştireceğiz ve o kümenin eleman sayısını bulacağız. E dikkat edin. Bakın mesela burada 5 varken burada 5 yok. Burada önemli olan şey şu. Hem 144'ü hem de 360'ı bölen ortak sayılara bakacağız. Bak. Mesela 6 sağlıyor. Hem burayı bölüyor, hem burayı bölüyor. İkisini de böldüğü için kesişim kümesinde olacak. O zaman biz öyle bir sayı arıyoruz ki 144'ü de 360'ı da aynı anda bölecek. O zaman ne yapacağız? Bunu bölen en büyük sayıya bakacağız. Yani EBOB'una bakacağız. O zaman geldik EBOB'una baktık. Şimdi 144 de 360 da Dikkat ederseniz 12'nin katları bu sayılar. Şöyle 12'ye bölerek başlayabilirsiniz. Böldün. Şurası 12 oldu. Şurası kaç oldu? 30 oldu. Hemen dikkat et. 6'ya bölünür. 6'ya böldüm. Şurası 2 oldu. Şurası 5 oldu. 2'ye böldüm. 1 5 5'e böldüm. 1 1. Hocam ya böyle bir şey yapma var mı? Var. İlla da yani burada 2'den başlamak zorunda değilsiniz. O zaman bu iki sayının EBOB'u kaç geldi? Tabii ki Hemen yazıyorum size. 144 360'ın EBOB'u daire içindeki sayıların çarpımı 72'dir. Bakın, burada çok önemli bir bilgi var. Bir sayı EBOB'a bölünür. Şöyle, bir sayı EBOB'a bölünür, aynı zamanda EBOB'un bölenlerine de bölünür. Mesela 72'nin bölenleri kimlerdir? 2, 3, 4, 6, 8, ondan sonra 12. Dikkat ettiniz mi? Mesela 144 8'e bölünür. 360 8'e bölünüyor. Ondan sonra mesela 360 de 12'ye bölünüyor. 144 de 12'ye bölünüyor. O zaman siz ne yapacaksınız? 72 sayısının mecburen pozitif bölen sayısına bakacaksınız. Bizden onu istiyor. O kümenin eleman sayısını istiyor. Bunu bölen kaç tane sayı var diyor. Mesela Burada biz mesela 1'i yazdık, 2'yi yazdık, 3'ü yazdık, 4'ü yazdık, 6'yı yazdık, 8'i yazdık, 12'yi yazdık. Devam etsek zaten çıkacak ama biz burada hepsini böyle tek tek yazmaktansa hemen şunu hatırlayalım. 72 dediğin ifade 8 çarpı 9'dur. Yani 2'nin küpü çarpı 3'ün karesidir. Bunun pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstünü bir artırıyordun 4, üstünü bir artırıyordun 3, toplam 12 tane bu kümede eleman varmış diyeceğiz. Bakın burası çok ama çok önemli. Çok da tatlı bir soru olmuş. Sen burayı devam ettirdiğin zaman şuraya toplam 12 tane eleman yazacaktın. Mesela 1, 2, 3, 4, 6 sonra 8 şurada 9'u yazmayı unutmuşum mesela 9. E sen burada mesela arada unuttukların olacak. Hepsini tek tek yazamazsın ki ya da bu sayı çok büyük olsaydı ne yapacaktın? Biz burada başlayacaktık. E o sayıya kadar onu bölen sayıları teker teker düşünecektik. Ama işte burada kesin ama kesin atladığın yerler oluyor. O yüzden bizde her zaman Hızır gibi yetişen pozitif bölen sayısı formülünü lütfen ama lütfen unutmayın canlarım. Geçtik 3. sorumuza. Yukarıdaki şekilde verilen dairelerin içine yazılacak sayılarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Sayıların tümü birbirinden farklı ve birden büyüktür. Her sayının bazı pozitif bölenleri oklarla gösterilen dairelerin içine yazılmıştır. Aynı satırda bulunan tüm sayılar, tüm sayılar ikişer ikişer aralarında asaldır. Buna göre x en az kaçtır? Şimdi sen ne yapacaksın? Buraya gideceksin. Tabii ki farklı sayılar yazacaksın. Birbirinden farklı sayılar yazacaksın. Ve birden büyük olacak. Önce geldin buraya 2'yi yazdın. Sonra geldin buraya 3 yazdın. Buraya gelip 4'ü yazamazsın. Niye yazamazsın? Çünkü tüm sayılar ikişer ikişer aralarında asal. 4 ihtimali gitti. 5 yazabilir misin? Evet yazarsın. Çünkü 5, 2 ile de 3 ile de aralarında asaldır. Peki buraya 6 yazabilir misin? Yazamazsın. Çünkü 6 ile 2 ve 3 aralarında asal değildir. Mecburen buraya geldin 7'yi yazdın. Şimdi bu sayının özelliği bölenlerinden biri 5 olması diğeri 7 olması. Şimdi sen buraya 35 yazabilirsin. Mesela 140 yazabilirsin. Ama bu yukarıdaki sayının en az olmasını istiyorsan mecburen geleceğim buraya kaçı yazacaksın? 35'i yazacaksın. Şimdi burada mecburen yine kata geçeceksin. Hangi katını alalım? 2'nin katlarını aldığın zaman buraya direkt geldik. 4'ü yazdık. Peki buraya hangi ihtimali yazacağız? Şimdi dikkat sen buraya gelip artık 5'i, 7'yi, 2'yi, 3'ü yazamıyorsun. E, 6'yı da yazamıyorsun. Niye yazamıyorsun? Çünkü 6 ile 4 aralarında asal değil. Bak burada diyor ki her kutular, her daireler ikişer ikişer aralarında asal olacak. E, 4 ile aralarında asal değil. Sen geldin buraya 8 yazamazsın. 4 ile yine aralarında asal değil. Mecburen buraya kaç yazacaksın? 9 yazacaksın. O zaman ben ne yapacağım? Bu x dediğim sayı şuradaki ifadelerin mecburen katları olacak. E, hepsi zaten aralarında asal olduğu için x direkt ne gelecek? 35 çarpı 4 çarpı 9 gelecek. O da 35 çarpı 36 gelir. Hemen çarpalım 36 ile 35'i güzel insanlar. Şurası 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 3 15 burası 180. 6 kere 3 18 elde var 1. 3 kere 3 9 1 de elde 10. Şimdi bunları topladığın zaman 0 16 elde var 1. 2 1260 yani değişikli geldi. Burada ne yaptık? Aralarında asal kelimesine dikkat ettik. En önemli kısım orasıydı. Geçtik dördüncü sorumuza. Aşağıda daire, kare, üçgen, ters üçgen sembollerin her birinin yerine 4 işlem artı, eksi, çarpma, bölme işaretlerinden farklı bir tanesi getirilerek işlem önceliğine göre bu eşitlikler sağlanıyormuş arkadaşlar. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Burada nasıl bir yol izleriz? Dikkat mesela 10'u geldim 5'e böldün. Kaç geldi? 2. Ve sonra bundan 3'ü çıkartırsan eksi 1'i bulursun. Demek ki şurası çıkarma. Şimdi geldik buraya. Burada o zaman bölme ile çıkarmayı kullandığım için... ...buraya da çarpma ile toplamayı kullanacağım. Dikkat şuraya bir çarpma koyarsam... ...4 ile eksi 2'yi çarptığın zaman eksi 8 olur. Ve 12 ile topladığın zaman da şuraya da toplama koyduğun zaman... 12'den eksi 8'i da 4 gelir. O zaman şurası bir kez toplamaymış. Sonra geldim şurası çarpmaymış. Burası bölme. Güzel insanlar burası da çıkarma. İşlem önceliğine göre dikkat edeceğiz. Yani burası ne oldu? 10 eksi eksi artı oldu. 6 bölü 2 artı 5 çarpı eksi 2. İşlem önceliği nerede? Tabii ki şuradaki bölme ve buradaki çarpmada. 10 artı 6 bölü 2 3 5 çarpı eksi 2 eksi 10 bunlar birbirini götürdü. 3 de cevap geldi güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. A, B ve C pozitif tam sayılardır. EBOB AB 6, EKOK AC 48 olduğuna göre an alabilecek kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar buradaki kelimenin anlamı şu. Bu iki sayının EBOB'u 6 ise mecburen bu sayı 6'nın katı olacak. Bu sayı 6'nın bir katı olacak. Ve bu katlar ne yapıyordu arkadaşlar? Aralarında asal oluyordu. Şimdi geldik buraya. Ekokları A ile C'nin 48 ise o zaman A sayısı 48'in bir böleni olmak zorunda. Mesela diyelim ki 48'in kaç böleni olabilir? Bir kez bölünebilir. A 48 olabilir. Ondan sonra iki kez bölünebilir. 24 olabilir. 3 kez bölünebilir. 16 olabilir. Yani bunların... İhtimalleri bu şekildedir. Yine aynı şekilde C sayısı 48'in bir bölenidir. Buradaki mantık budur. Düşünsenize, sen o sayının katlarını alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. İkisinin ortak katı kaç çıkıyor? 48 çıkıyor. Demek ki bu sayılar mecburen 48'in bir böleni olmak zorunda. Mesela örnek verelim, 16'ya 3 al ekokları 48 gelir. Mecbur 16'da 3'te 48'in bir böleni olur. Şimdi ne yapacağız güzel insanlar? Şunu yapacağız. Ben öyle bir sayı arıyorum ki hem 6'nın katı olacak hem de 48'in böleni olacak. O zaman bu sayı ne? Bir kez 6'nın kendisi. Sonra 12, sonra 24 ve en sonda tabii ki 48. Toplam 4 tane sayı bunu sağlar güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. 387 çarpı 2431 buradaki ifade olduğuna göre A kaçtır? Dilek öğretmenin tahtaya yazdığı soruya doğru cevap vermek isteyen öykü 3 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme, 11 ile bölünebilme kurallarından hangisini tek başına kullanarak doğru cevaba ulaşabilir? Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Önce 9 ile bölünebilme ve 11 ile bölünebilmeye bakalım. Çünkü bunlar daha spesifiktir. Yani 3 biraz daha geniştir. Sen 8 ile 3'ü topladın kaç geldi? Burası 11 geldi. 11 ile 7'yi topladın. 18 geldi. 18 kimin katı? Tabii ki 9'un katı. Buraya geldim. Bunu yazdım. Peki 2, 4 daha 6. 3 daha 9. 1 daha 10. Burası ne oldu arkadaşlar? 9 ile bölümünden kalan 1 oldu. Ama önemli değil. Çünkü sen çarptığın zaman mecburen düşün 9'da gittin diyelim ki 10'u çarptın. Bu onu bu 9'un katı olmasa da bu olduğu için sonuç her şekilde 9'un katı gelecek. E burası 9'un katı olmasını istiyorsan rakamları toplamı 9 artı a artı 7 artı 9 artı 7 mecburen 9'un katı gelecek. Dikkat 9 16 9 daha ne yapar? 25 7 daha 32. 32 ile A sayısını topladın 9'un katıysa A buradan kaç geldi? 4 geldi. Burada direkt A'yı buldun. Şimdi geldim buraya. 11 ile bölünebilme. 11 ile bölünebilme kuralı nasıldı? Hemen hatırlatalım. 387 çarpı 2431. Sen ne yapacaksın? Şunu diyeceksin. Artı, eksi, artı. 7, 3 daha kaç gelir? 10 geldi. 8 çıkardın 2. O zaman 11 ile bölümünden kalan buranın 2. Sonra artı eksi artı eksi dedin. Dikkat şurası kaç geldi? 5. Bura kaç geldi? Eksi 5. Hop burası 11'in katı. Demek ki sayılardan biri 11'in katıysa mecburen senin şu ifaden bu çarpımın 11'in katı olmak zorunda. E şimdi geldik 9a hemen yazalım. 0, 7, 9, 7. 11'in katı olması için mecburen artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diyeceksin. Şimdi burada 7, 7 daha 14. Artı A, eksi, 18, 11'in katı olacaksa e mecburen ne olacak? A değeri direkt yine kaç geldi? 4 geldi mi? Evet geldi. Ve hemen buradan da bulduk. Şimdi geldik 3 ile bölünebilmeye. 3'ü en sona bıraktım. Niye? Çünkü 3 dediğin ifade de birden fazla değer alabiliyor. Rakamları toplamı 8, 3 daha 11, 7 daha 18. Evet yine buradaki sol taraftaki ifade ne yaptı? 3'ün katı geldi 18 olduğu için içinde. Şimdi sen buraya baktığın zaman rakamlarını toplamıştık biz burada. 32 artı A dediğin ifade 3'ün katı olması lazım. E şimdi 32'den sonra 3'ün katı olan sayı 1. Sonra 4 ekledin 36. Ondan sonra bir 3 daha ekledin, 7 oldu. Bunların hepsini burada alabiliyor. Ama biz normalde tek değer bulmamız lazım. Olduğuna göre A kaçtır? Ve bu A değeri farkındaysanız 4 çıkıyor. Burada 1 de geliyor, 7 de geliyor. O yüzden 3 ile bölünebilmeden sen buradaki A sayısını bulamazsın. Doğru cevabın ne gelecek güzel insanlar? Erzincan gelecek. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere buradaki AB değeri B sayısı A sayısına tam bölüyor ise şurada AB değeri bu şekildeymiş. B sayısı A sayısını tam bölmüyor ise buradaki AB değeri canlarım A artı B eksi 1 bölü B olarak tanımlanıyor tekrardan. Şimdi bakalım diyor ki buna göre şu işleminin sonucu nedir? Ben hemen şurada 5 ve 6'ya bir bakayım. Geldim şöyle. 5 ve 6 yazdım. Peki burada 5, 6 yazdığın zaman 5 bölü 6 bu B sayısı A sayısını tam bölüyor mu? Bölmüyor. Bölmediği için aşağıdakinden devam ediyorum. Bak ne yapacağım? Burada şöyle bir şey yazacağım. Geleceğim 5 ve 6 yazacağım. Sonra şurada bir kutucuk daha açacağız. Açtığımız kutucukta B'nin yeri değişmiyor. Gel buraya yine 6 yaz. Buraya da A ile B'yi topla 1 çıkar. 5 ile 6'yı topladım 11. 1 çıkardım 10. E şimdi yine burada 10 6'ya ne yapmıyor? Tam bölünmüyor. O zaman yine devam edeceğiz. Geldik şöyle buraya 10 ve 6 yazdık. Bu sefer ne olacak güzel insanlar? 6'ya yine dokunmayacağız. Bu burada duracak. 10 ile 6'yı topladık. 16 1 çıkarttık 15. Yine ne oldu? Buradaki 15 6'ya tam bölünmüyor. Yine devam edeceğiz. Sonra bu sefer ne yapacağız? Buraya geleceğiz 6'yı yazacağız. 15 ile 6'yı topladık 21, 1 çıkarttık 20. Yine 26'ya tam bölünmüyor. Mecburen devam. Sonra ne yapacaksın güzel insan? Şunu yapacaksın. 6'yı yazacaksın. Bunları topladın 26, 1 çıkarttın 25. Yine tam bölünmüyor. Devam. Burası o zaman ne olacak? Bu sefer 6, 6 ile 25'i topladın 31, 1 çıkarttın 30. Artık tam bölündü. Buranın sonucu kaç geldi? 5 geldi. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. Dikkat ederseniz 13 ne yapmıyor? 5'e tam bölünmüyor. Hiç uğraşmayalım direkt. Hemen şuraya 5'ini yazalım. 13 ile 5'i topladık. Kaç geldi güzel insanlar? 18 geldi. 1 çıkardık. 17. Şimdi devam. Burası ne olacak yine? 5'ini yazacaksın. 17 ile 5'in toplamı 22. 1 çıkart 21. Tam bölünmedi. Geldim buraya. Şuraya 5'ini yazdın. 21 ile 5 topladın 26. 1 çıkarttın 25. Evet 25 5'e tam bölündüğü için buranın sonucu da 5 geldi. 5 artı 5'ten cevap da 10 çıktı. Güzel insanlar şurada biraz bizi uğraştırdı ama ne yaptık? En sonunda doğru sonuca ulaştık. Geçtik 8. sorumuza. Döndür gelsin adlı yarışma programı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Çark eş daire dilimlerine ayrılmıştır. Çarkın dışına sabitlenen ok çark döndürüldükçe çarkın üzerinde yazılı olan hediyelerden birinin üzerine gelmektedir. Ok arabayı gösterirken çark saat yönünün tersine doğru döndürülüyor. Çark her döndürme işleminde 17 dilimlik yer değiştirmekte. Şimdi şurayı biraz açalım size. Arkadaşlar bizim çarkımız kaç tane bölümden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 4 de burada 8. O zaman 17'yi aldın periyodik problemlerdeki gibi 8'e böldün 2 defa kalan 1. Yani şu an arabada ya sen bunu bir kez döndürdüğün zaman kime gelecek? Pasa gelecek. Bak tekrar söylüyorum. Bir kez döndür bunu tak pasa gelecek. Şimdi burada soruda devam eden yerler var. Diyor ki herhangi bir döndürme işleminde herhangi bir döndürme işleminde ne diyor arkadaşlar? Pas gelirse ok pas'tan bir sonraki daire dilimine getirilir ve aynı işlemlere devam edilir. E şimdi sen 17'ye aldın. 8'e böldün yukarıda. Kalan 1'di. E kalan 1 olduğu için bu kime geldi? Pasa geldi. Ama sen pastan bir sonraki yere getirecekmişsin oku. Yani sen bunu bir kez dönder mini fırın aldın. İkinci kez dönder buzdolabı aldın. Üçüncü kez dönder pasa geldin. Çünkü niye? Sen burada hep bir atlı atlıya gidiyorsun. O zaman pasa geldiğin için motosiklete geldik. Bir kez dönder Bilgisayara geldik. Bir kez daha dönder. Bisiklete geldik. 6. döndürmemizde arabaya geldik. 7. döndürmemiz pasa gelecek. Mecburen mini fırına tekrardan geçiş yapacağız. Dikkat ederseniz siz ne yaptınız? Arabayla başladınız. Arabaya gelmeniz için 6 defa döndürmeniz gerekiyor. Mesela burada dikkat ettik. Hemen 7 ile 1 eşit oldu. 8 ile 2 eşit oldu. Bu iki sayının da özelliği, 6 ile bölümünden kalanların aynı olması 6 ile bölümünden kalanların aynı olması 6 ile bölümünden kalanlarının aynı olması. 9'un da 3'ün de 6 ile bölümünden kalan 3'tür. O zaman 107 defayı bulmak için 107'yi alacağız. Biz 6'ya böleceğiz. 1 defa 6. Şurası 47. 7 kere 42. Kalanın ne oldu? 5 oldu. E kalan 5 ise hangi hediyeyi alacaksın? Tabii ki bisikleti alıp gideceksin güzel insan. Hemen sorumuzun şıklarında böyle biraz daha aşağı çekersek güzel bir şekilde göreceğiz. Tekrar anlatıyorum. Biz 17 defa dönüyoruz her seferde. O yüzden 17 döndürdüğüm zaman ne yaptım? Kalan 1 dedim. Yani mesela arabayla başladın mı? Pastel mini fırına geçtin. Sonra bir sonraki buzdolabına bir sonraki motosiklet böyle döndürdük. Peki bundan sonra yapacağımız işlem ne? Araba... 6'da bir başa döndü. 6'da bir başa döndüğü için 107'yi aldık 6'ya böldük. Kalanı 5 yani 5. hediye olan bisikleti aldık. Evimize gittik. Geçtik 9. sorumuza. K pozitif tam sayı olmak üzere 3K artı 2 biçimindeki bir sayı 5 ile tam bölünebilmekte. 4K artı 2 biçimindeki bir sayı da 6 ile tam bölünebilmekte. Buna göre K sayısının alabileceği Yüzden küçük kaç farklı değer vardır? Çok tatlı bir soruya benziyor. Şimdi hemen şöyle bir işlem yapalım. 3K artı 2 eşittir. Diyelim ki 5'in bir katı oldu. Şimdi canlarım burada ne yapalım? Şu 3K'yı bir karşıya gönderelim. Şöyle bir şey yazacağız. O zaman 5X eksi 3K dediğin ifade 2'ye eşit. E şimdi bunu sağlayan ikillere baktığın zaman mecburen hemen 1'e 1'le başlıyor. Sen buraya 5 yaptın, buraya 3 yaptın, farkını aldın, 2 oldu. Sonra normalde hatırlıyor musunuz? Kat sayılar çapraz bir şekilde biri artarken diğeri azalıyordu. Ama o arası toplama için geçerli. Çıkarmada ikisi de artıyor. Mesela sen bunu 3 artıracaksın 4, bunu 5 artıracaksın 6. Dene 5 çarpı 4 20, 3 çarpı 6 18, al farkını yine 2 geldi. Sen bunu 3 artıracaksın 7, bunu 5 artıracaksın 11. Bunu geldin yine 3 artırdın 10. Bunu 5 artırdın 16. O zaman buradaki k sayısının özelliği ne oldu? 1 ile başladı. 6, 11, 16 bu şekilde ilerledi. O zaman benim k sayım ne oldu aslında? 5 ile bölümünden kalanın 1 olduğu sayılarmış. Geldim bunu hemen yuvarlak içine aldım. Şimdi geldik buraya. Burada da ne var? 4k artı 2 dediğin ifade 6'nın bir katı oluyormuş. Şimdi canlarım hemen ne yazacağız? 6y eksi 4k dediğin ifade 2. Bu tip sorularda arkadaşlar katlar mantığında şunu yapmak zorundasınız. En yalın hale geçmek zorundasınız. Çünkü düşünsenize siz bunu yaptığınız zaman şurada diyelim ki 6'nın katları gelecek. 5'in ve 6'nın katı olan 30. Ama sen burayı sadeleştirdiğin zaman mesela diyelim ki burası 3'ün katı gelecek. O zaman 5'in ve 3'ün katı 15. Yani 15'in katlarının sayısı fazladır. 30'un katlarının sayısı mı fazladır? Tabii ki 15'in katlarının sayısı daha fazladır. O yüzden her zaman en yalın hale getirmek işi doğru sonuca ulaştırır. O zaman 3y-2k eşittir. Buradan 1 geldi. Sen bu ikillere baktığın zaman yine 1'e 1 ile başladın. Sen bunu 2 artıracaksın. Bura 3. Bunu 3 artıracaksın. Bura 4. Bunu 2 artıracaksın. 5. Bunu ne yapacaksın güzel insan? Tabii ki 3 artıracaksın 7. E şimdi bakalım bu şartlar sağlanıyor mu? Bak 6, 4 evet yaz birebiri sağlıyor. 3'e 4'ü yaz sağlıyor. 5'e 7'yi yaz sağlıyor. O yüzden benim buradaki K sayımın özelliği ne geldi canlarım? Tabii ki burada hemen yazıyorum. 3 ile bölümünden kalan 1'miş. O zaman ben öyle bir sayı arıyorum ki hem 5 ile bölümünden kalan 1 hem 3 ile bölümünden kalan 1. Yani benim k sayım 5m artı 1 eşittir 3n artı 1. Ne yapıyorduk Ebo Pekok sorularında? Buradan 1 çıkarıyorduk, buradan 1 çıkarıyorduk, buradan 1 çıkarıyorduk. O zaman benim k eksi 1 dediğim sayı 5'in katı oldu, 3'ün katı oldu. E 5 ile 3'ün katıysa bu sayı kimin katıdır? 15'in katıdır. O zaman hemen yazacaksın 15'in katı ya k eksi 1 Eşittir 15'in kaç katı olsun? 0 katı. K buradan kaç gelir? 1 geldi. Peki K-1 eşittir 15'in 1 katıysa K buradan kaç geldi? 16 geldi. E ne oluyor? O zaman 1'den başladı. Sonra 16 oldu. Sonra dikkat edin 31 geldi. Sonra 46 oldu. Sonra 61 oldu. 76 oldu. 15 daha eklersen kaç olacak? 91 olacak daha da fazla gelmez. Çünkü yüzden küçük olacak. Peki güzel insanlar kaç değer aldı? 3, 6, bir de burada 7 değer aldı. Gerçekten çok sağlam bir soruymuş. Geçtik 10. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. X pozitif tam sayı, P ise asal sayıdır. EBOB 14X eşittir P olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bizim sayılarımızdan birisi 14 ise ve bunun sonucu bir asal sayısa bu asal mecburen 14'ün asal çarpanlarından birisidir. Yani P dediğin ifade ya 2 olacak P dediğin ifade ya da 7 olacak başka olmaz. Mesela sen geldin şöyle yazdın EBOB hemen göstereyim size 14'e kaç olsun diyelim ki güzel insanlar 10 olsun. E bu ikisini bölen ortak sayıda kimdir? Tabii ki 2'dir bak 2 çıktı. Mesela geldin şöyle yazdın EBOB. Hemen 14'e kaç olsun yani asal olacak şekilde 7 olsun. E dikkat et bunların EBOB'u da 7 geldi. Başka bir şey gelmez. Asal çıkacaksa sonuç bak sonuç asal çıkacaksa mecburen ya 2 çıkacak ya 7 çıkacak. Peki x değeri 70 olamaz. Bakalım hemen yazdık 14 ile 70'e baktık. Şimdi sayılardan biri diğerinin katı ise hiç işlem yapmayın. Ebob direkt küçük olan sayıdır. İyi de buranın sonucu asal olacaktı. O yüzden 70 olamaz diyor. Bu doğru. Biz buranın sonucunu asal bulacağız. Burada kaç çıktı? 14 çıktı. Bu olamaz diyor doğru. X eşittir P ise X en az 2'dir. Evet 14'e 2'ye baktığın zaman gel güzel insanlar hemen bunun EBOB'unun 2 olduğunu biliyorsun. En küçük de 2'dir. Doğru mu? Doğru. X eşit değil P ise yani şuradaki asal sayıdan farklıysa yani 2'den farklıysa 7'den farklıysa bunu sağlayan en küçük tek tam sayı diyor ki 21'dir. Bakalım. Şimdi sen 2'nin ve 7'nin katı olan sayılara bakıyorsun sırayla. Şimdi ne yazdın? Hemen tek olacak ama. O zaman 2'nin katı tek sayı gelmeyecek. Mecburen 7'nin katı olan tek sayılara bakacaksın. 7'den bir sonraki sayı 14. Bu tek değil. Buradan kaç geldi? 21 geldi. Demek ki x'in en küçük değeri 21'miş. Bak tekrar anlatıyorum. Burası çok önemli. x b'den farklı. Yani 2'den de farklı 7'den de farklı. Burası önemli. Diyor ki bunun sonucu tekse diyor. X'in sonucu tekse. E şimdi tekse mecburen 2 gelme ihtimali artık yok. Anlaştık mı? Mecburen ne olacak? Burada 7 ihtimali gelecek. Bunun içinde 7 çarpanı varsa X'in içinde 7, 14, 21 tek olan en küçük sayıda ne? Tabii ki 21. Niye 7'yi almadın? Çünkü P'den farklı. O yüzden 21. O zaman 3'ü de doğru. Cevap da E şıkkı geldi. Yine çok tatlı bir soru daha bence. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza. Aşağıda verilen üçgenlerin içinde yazan sayılar ile üçgenlerin köşelerinde bulunan daireler içinde yazan sayılar arasında bir ilişki vardır. 1 2 3 36. Peki 3 4 2 81, 5 7 2 196 aynı ilişkiye göre A'nın değeri kaçtır? Şimdi canlarım burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Dikkat. Bak gel 1'i 2'yi 3'ü topla. Kaç geldi? 6 geldi. 6'nın karesi. Bak şimdi. 3 4 daha 7 2 daha 9 karesi 81 geldi. Peki 5 12 14 karesi 196 geldi. Demek ki burası ne olacak? 6 8 16 16'nın karesi dediğin ifade A değeri o da kaç gelir güzel insanlar? 256 cevapta C şıkkı çıkar canlarım. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.